şu caddede sadece şu banklarda oturup binlerce can yaktılar arkadaşlar. Akşamları gelip böyle oturum almaya gidiyorum. Yaklaşık birkaç kilometre böyle yerin altında çarşıları var. Tabii Rusça falan öğrenmek istiyorsanız Kiev'de gelebileceğiniz en iyi üniversite burası. Sabah saat. Şu anda saat daha 6 ve tren garına geldim. Bugün Vinnytsia şehrine gideceğim. Daha önce gitmiş olduğum şehir. Hani vardı ya videolardan izlediğiniz. Bu sefer farklı bir şey için. Burada bir oturum alma hakkım vardı. Evraklarımı falan vermiştim içeriye. Şu an evraklarımı sonuçlandığı için oturum almaya gidiyorum. Bir günlük gidiyorum. Çok erken saat şu an 6.50'de tren kalkıyor. Akşam da geç vakte bulabildim en erken treni. O şekilde de geri dönmeyi düşünüyorum. Bakacağız, bakacağız. Ya gerçekten o kadar şanslı olduğumu düşünüyorum ki bazen iyi insanlarla karşılaşmak hayatta karşılaşabileceğiniz en güzel şey, en muhteşem şey olmalı. Sabahleyin geldim buraya. Sabah saat 9'dan beri oturmuş sistemin gelmesini bekliyordum. Sistem yoktu. Akşam saat 5'te de kapatıyorlar, gidiyorlar zaten. İşte burada sürekli oturum almak için evraklarımı vermiştim geçen sene. Bir sene sonrasında çağırıyorlar zaten vermek için. Şu anda bunu alamasaydım zaten bitmişti. 2 yıl sonra tekrar hakkım doğacaktı. Böyle bir durum oldu. Son anda da yine iyi kalpli insanlara denk geldim ve gerçekten canla başla yardımcı oldular. Bu arada akşam oldu zaten, saat şu an 6'ya geliyor. Ben arada Vinnytsia ile ilgili bir şeyler gösteririm diye düşünüyordum ama büyük ihtimal gösteremeyeceğim. Sonraki şehirler için de daha fazla bir şeyler çekmeye çalışırım. Umarım çekebilirim. Görüşürüz. Kiev'e geri geldim. Buralar her zaman olduğu gibi yine güzel. Güneş batmak üzere de olsa şu an merkeze doğru yürüyorum. Bu arada kaldığım oteli göstereyim. Hemen şurası. Parkinde kalıyorum şu an. Herkesin eksiksiz bildiği yer Arena City'ye yürüme mesafesinde, bir 10 dakika kadar mesafede. Şu anda oraya gidiyorum. Hava kararmadan yakalayabilirsem birkaç görüntü çekeceğim. Buradaki insanların zamanında düşünüp yeraltı çarşılarını icat etmiş olması, yapmış olmaları. Yaklaşık birkaç kilometre böyle yerin altında çarşıları var ve mağazalar tabii ki. Soğuk havada gerçekten inanılmaz işe yarıyor. Güzel de yerler. Şu anda Arena City'nin içerisindeyim. Burası çok büyük bir bina düşünün, ortasında meydan olan, içerisinde de bütün her şeyin yer aldığı, işte restoran, papiano, ondan sonra arkada işte hediyelik eşyaların olduğu, gece kulüplerinin olduğu birkaç tane gece kulübü var burada. Striptiz kulübü var. Şurada bir tane daha gece kulübü var. Ve şu arkamda görmüş olduğunuz yer de zaten yazın faaliyete geçiyor burası. Burası da gece kulübü. Yani restoranların, gece kulüplerinin, yani turistler için gezip görebilecekleri her şeyi topladıkları, bulundurdukları yer Arena City. Kiev'deki en büyük eğlence merkezi diyebiliriz. Şöyle de bir durum var. Bu Arena City'nin sahibi, bu arada Ukraynalı ünlü boksör Klitschko var. Burası onun ve aynı zamanda yanlış hatırlamıyorsam hala Kiev'in zaten belediye başkanı. Bu arada ben bu bilgiyi mutlaka söylemem gerektiğini düşünüyorum. Şu arkamda görmüş olduğunuz Zbar yazan yer gerçekten akşamları gelip böyle Türkiye'de böyle bir şey görmediğinizden, göremeyeceğinizden adım gibi eminim. Ki uğrarsanız mutlaka buraya uğrayın. Çok fazla açıklama yapmayacağım bununla ilgili. Kiev'de gerçekten bu daha önceden inşa etmiş oldukları binaları koruyor olmaları inanılmaz. Mükemmel yapılar bunlar. Ve o kadar da güzel koruyup besliyorlar ki bütün bunları. Bu binalar nereden baksanız 60-70 yaşında, minimum 60-70 yaşında varlar. Sovyetler Birliği'nden kalma zaten.
Bu arada Sovyetler döneminde devlet, biliyorsunuz, komünizm ülkesiydi. Komünizm dönemiydi. O dönemlerde devlet bütün ailelere, her bir aileye birer daire veriyor konaklayıp yaşayabilmesi için. Bu sayede de zaten genel olarak ev sıkıntısı, kira derdi yok. Buraya gelen turistler de, yabancılar da bir zahmet öptürüyorlar kendilerini mecburi olarak. Eski olduğuna bakmayın, içerisi tamamen sıfır tadilat yaptırıyorlar. İçini komple yıktırıp yeniden inşa ediyorlar. İçi otel odasından daha güzel. Nereden mi biliyorum? Çünkü ben burada yaşadım. Biliyorsunuz üniversiteyi burada okudum, Kiev'de. Bu şehirde ben 5 yıl yaşadım. Tabii o zamanlar buraya gelip böyle vlog çekeceğim hiç aklıma gelmezdi. Keşke zamanında öğrencilik dönemimde burada YouTube'la tanışmış olsaydım. Herhalde şu an milyoner olurdum sanırım, değil mi? Size bir sır vereyim mi? Şu anda Krişetik Caddesi burası. Enişlek Cadde. Merkezin merkezindeyim. Çoğu Türk arkadaş, yabancı olarak genelleme yapacağım. Ama Türkler de buna giriyor bu sınıfa. Şu caddede sadece şu banklarda oturup binlerce can yaktılar arkadaşlar. Bunu da buradan duyurmak istiyorum. Durun artık, yeter. Bu insanları niye kandırıyorsunuz? Ondan sonra da bütün turistler, gelen herkes buraya mutlaka uğruyorlar. Siz de gelin, siz de uğrayın ama can yakmayın. Krişetik metro burası. Burada akşamları genelde bu tarz eğlenceler yapıyorlar. Genelde breakdance dans edenler, böyle müzikler çalanlar falan çok sık karşılaşırsınız. Yani hareket etmesi çok zor. Burada sürekli birileri, Taksim Meydanı gibi ya. Herkes birbirlerini bir yerlere çarpıyor mutlaka birilerine. Burada da bir tane Oğuzhan abim var benim. Şimdi bakalım. Yerindeyse bir selam vereceğim. Dükkanı burada. Ozi burada mı Ozi? Gülayet. Gülayet. Nerede? Gidiye. Türkiye'de. Oğuzhan abime buradan çağrı yapmak istiyorum. Abi bak, geldim, yerinde yoksun. Sonra gelmedi, uğramadı deme, küsme bana, tamam mı? Спасибо. Selam söyle. Tamam? Привет, передавай. Всё. Burası gerçekten çok güzel bir yer. Ancak bildiğiniz gibi 2013 yılında, biliyorsunuz, Ukrayna'da bayağı bir kötü durumlar meydana geldi. Bu Rusya'yla girdikleri savaştan sonra işte. Burada o yüzden önceden daha farklı şeyler vardı ama şu an işte şehitlerin anısına bir sürü yeni şeyler eklemişler. Bu arada burada herhangi bir yerde zaten şey görebilirsiniz. Böyle bir çelenk tarzı, işte öldükleri noktada onları anısına bir şeyler, hatıra bırakabilmek için. Akşam abimle kaldım. O tabii evden çıkarken anahtarlarını almadı. Bir tane anahtar vardı çünkü. Ben de bugün otele geçtim. Beyefendi beni şunlar için kaç kilometre yol getirtti ya. Böyle bir şey yok. Bak şimdi ifşa edeceğim onu. Dur, ben onu ifşa edeceğim şimdi. Ümit Taş. Bitirdin beni be. Bitirdin be. Kaç kilometre geldin? Elimdeki kamera. Seyircilere söyleyeceğim bir şey var mı? Elimdeki kamera. Beni seni ifşa edeceğim. Evet. Bırak bizi ifşa etti. Akşam nasıl göründüğünün bir versiyonu. Burası, bu alan hafta sonu cuma, cumartesi günleri, özellikle cuma ve cumartesi, hatta cumartesi diyelim, burada var ya, iğne atsan düşmeyecek kadar çok insan oluyor. Yazı zaten söylemiyorum. O yüzden turistler için buraya geldiklerinde sabaha kadar eğlenebilecekleri sürekli açık yerler var. Hatta para değiştirebilecekleri, şöyle görünüyor mu bilmiyorum, change ofisler var, 24 saat açık. Gelin yani, para harcayın diyorlar. Şu arkamda görmüş olduğunuz yer var ya, hani bir laf vardır ya, hatırlayanların gözü yaşlı, ilk defa görenler bu ne diyor. Kelimesi kelimesine aynen böyle. Burası benim üniversitem.
Kiev Dil Bilimleri Üniversitesi. Burada 5 yılımızı harcadık tabi. Burası 3. korpus. Zaten bu videoyu izleyip de burada vakit geçiren, burada okuyan, yaşayan bütün arkadaşlarım zaten duygulanacaktır eminim. Şu anda ders vakti. Vaktim oldu, o yüzden gelebildim. Yukarıya çıkacağım bir öğretmenlerimi görmek için. Eğer denk gelebilirsek birkaç kişiyi görürüz. Anıları yad ederiz. Gitmeden bir de şurayı göstereyim. Burası bizim kioskumuz. Burada az Twix McCoffee yapmadık ya. Vallahi. Ders vakti olduğu için şu an henüz kimse yok. Bakalım birilerini bulayım tanıdık. Ne bu da? Eğer üniversite okumak istiyorsanız, böyle bir fikriniz varsa ve Rusça falan öğrenmek istiyorsanız Kiev'de gelebileceğiniz en iyi üniversite burası. Gerçekten öyle. Çünkü Dil Bilimleri Üniversitesi. Burada sadece öğretmen ve tercüman yetiştiriyorlar. Bütün diller var. Aklınıza gelebilecek bütün dilleri öğretiyorlar, eğitiyorlar ve öğretmenler süper. Gerçekten. Bununla ilgili sormak istediğiniz sorular olursa videonun altına yazabilirsiniz. Memnuniyetle cevaplarım. Çünkü çok fazla tanıdık öğretmen var. Ve çok fazla tanıdık insan var. Belki faydası dokunurdu. Yani ihtiyacınız olursa tabii. Manikür çok önemli bir şeymiş. Ben bunu bugün anladım.